SEDAŞ'ın elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirmeye devam ediyor. SEDAŞ ile ilgili artık kangren haline gelen sorunlar Kocaeli TV ekranlarında yayınlanan gazeteci yazar Çetin Gürol sunduğu Ajans 9'da da gündem oldu. Evet, Ajans 9'da ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde gazete manşet turumuza geçmeden önce tabii ki ne dedik? İlk bölümde de SEDAŞ ile ilgili ciddi şikayetler var. Artık bunu vatandaşlar daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bizler de vatandaşların şikayetlerini an beyan hep sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yetkililer belki duyar, artık o hani parayı bizden tahsil etmeye gelince o jet hızıyla, ama hizmet yapmaya gelince, yatırım yapmaya gelince karınca hızıyla hareket eden SEDAŞ üst yönetiminin en azından birileri kulağını çeker diyoruz bu yayın sonrası. Mesela SEDAŞ artık o kadar çok sık elektrik kesintisi yaşatıyor ki ilçelerde, birçok kişinin elektrikli ev aletleri bozuluyor. O gerilim yüksek hat gelip gittikten. Yine ona keza sanayicilerimiz çok ciddi üretimde aksamalar olması nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. İşte devlet taşeronundan gerçekten özelleştirmeye ilgili bu tip kurumları maalesef özelleştirmememiz gerekiyor. İşte özelleştirince, özelleştiriyorsak da daha sıkı takibinin yapılması gerekiyor. Halbuki özelleştirirken yatırım programını da onlara sorarak, ama maalesef o yatırım programı hele pandemiyle birlikte, pandemiyi bahane edip para kazanmıyoruz diyerek, ki elektriği kullanmayan olmadı ki o dönemde, daha fazla da elektrik kullanımı oldu. Bu manada kesinlikle SEDAŞ'ın birileri kulağını çekmesi gerekiyor. Çünkü SEDAŞ çok şımardı artık. Yani SEDAŞ'ın çok umurundaydı diyenler var. Arkadaşlar her gün kesinti oluyor, bir yerlerde doğrudur ama her gün bir trafo ve hat koparılıyor. Adam su alacak, yolu bilinçsizce kazdırıyor, kablo patlıyor, adam sokaktan çıkarken direğe çarpıyor. İşte düşünün, yani bu tip o kadar çok böyle sıkıntılar var ki, gidin Kartepe ilçesinde aynı sıkıntı var. Eskiden hani basit, zaten televizyonumuzun olduğu yerde iki sefer UPS'i değiştirmek zorunda kaldık. O kadar çok böyle akım bir geliyor bir gidiyor, onun içinde tabii o gelip gitmelerde teknolojik aletlerde maalesef zarar görüyor. Yani SEDAŞ'ın umurunda mı? Umarız umurunda olma noktasına gelirler artık. Vatandaşlara buradan önümüzdeki hafta Elektrik Mühendisleri Odası Başkanımızı ağırlayacağız. Normalde bu hafta ağırlayacaktık ama bir cenazesi nedeniyle Trabzon'da şu anda, onu ağırlayacağız. Yine baromuzdan tüketici haklarıyla ilgili çok önemli bir uzmanı burada yine ağırlayacağız. Tüketicinin hakları nelerdir? Herhangi bir aleti bozulduğunda yaptırımı nelerdir? Bundan sonra SEDAŞ bizden biraz daha fazla çekinsin diyoruz. Çünkü biz daha fazla bunu dile